Önümüzdeki günlerde kampanya biraz daha netleşecek biraz daha açılacak ee, göreceğiz. İyi Parti standına İstanbul'da yapılan saldırı hiç iyi alamet değil. Ee, umarım bu tür şeyler yaygınlaşmaz takin güvenlikli bir seçim atmosferi zaten az bir süre var atmosferi yaşanır Ancak kaybedenler ittifakının normal şartlarda kaybedenler ittifakının, bu kaybı kazanca çevirmek için çok olağanüstü eforlar sarf edeceklerini ve her türlü imkanı, her türlü yöntemi devreye sokacaklarını e, kestirmek hiç zor değil. Muhalefetin ise bu anlamda çok sayıda dezavantajı var. Avantajları da var, dezavantajları da var. Bunları da daha sonraki yayınlarda e, ele almayı, değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdilik şöyle toparlayayım. Erdoğan gerçekten benim tanık olduğum kadarıyla en zorlu bir seçim sürecine giriyor. Türkiye'de bir, olayı başkanlık sistemine getirerek, iki, genel seçimlerde ittifak seçeneğini e, gündeme getirerek bu krizlerini aşabileceğini düşündü. Ama tam da bu iki uygulama, yani başkanlık sistemine geçme, yani seçimlerde %50 artı bir oyu, iktidarı elde etmek için %50 artı bir oy alma zorunluluğu artı olarak da partilerin bir şekilde aynı listede girip baraj sorununu aşmak, baraj sorununu aşmanın ötesinde oylarını birleştirerek daha fazla milletvekili alma imkanını sağlayarak muhalefetin kimi durumlarda işini daha da kolaylaştırma ihtimaliyle karşı karşıyayız. Yani krizini çözmek isterken yeni krizlere pekala yol açmış olabilir. Eğer bu Türkiye eski sistemle yürüseydi, kesinlikle eminim, çok spekülatif olduğunu biliyorum ama kesinlikle eminim daha rahat bir Erdoğan ve AK Parti ile karşı karşıya olurduk. Şu haliyle getirdiği yeni sistemlerle, yeni uygulamalarla ne kadar seçimi öne alsa da baskın bir şekilde hızlı bir şekilde yapma çalışsa da ve muhalefet partilerini hazırlıksız yakalasa da yine işinin hiç de kolay olmadığı bir seçime, iki seçime birden giriyor Erdoğan.